Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün biraz PS Vita hakkında konuşacağız. Geçen gün videomda bahsetmiştim, PS Vita artık Japonya'da üretilmeyecek. 1 Mart itibariyle bunu resmi olarak web sitesinde yayınlamış Sony. Gerçekten üzücü bir durum. Bu demek ki bütün dünyada yavaş yavaş yok olacak. Ya üretilmeyecek ve bu konsol artık limitli bir konsol haline gelecek. Fiyatı da artacak, ben öyle düşünüyorum yani. Bunun yanı sıra bu aydan itibaren Plus oyunları artık yok. PS Vita Plus oyunu vermiyor. Zaten ben bayağıdır bunu kullanmıyordum ama güzel bir artıydı aslında. Hani henk okulu bir cihazınız yoksa artı olarak hani ne bileyim PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita oyunu almak Plus üyesi olarak güzel bir şeydi. Artık bu da olmayacak. Bunun yanı sıra da bu ay sonu ile itibariyle sanırım 31 Mart, tam 31 Mart olup olmadı bilmiyorum da Mart sonu itibariyle de fiziksel oyun üretmeyecekler artık. Kartuş üretimi de yok. Yani cihaz bitti yani. Koskoca PS Vita ölüyor arkadaşlar. Yani iyi dayandı zaten. Böyle çıkan JRPG'ler sayesinde konsol biraz ayakta kaldı. İşte son dönem biraz Hankook ile falan fiyatı arttı, değerlendi falan filan derken şu anda resmen öldü. Bilmiyorum yani şu anda el konsol olarak bir 3DS kaldı. Switch sonuçta karışık bir konsol. Tam olarak bir el konsol sayılmaz. Ne bileyim bir 3DS kaldı. O da yakında ölecektir yani. Bir işte bu ay sonunda galiba bir Kirby oyunu çıkacak. Epic Yarn çıkacak. Wii'deki oyunun port çıkacak. Onun için de ona da pek bir oyun çıkmıyor. O da yavaş yavaş ölecek. Geçtiğimiz Direct'te 3DS hakkında da bir şey yoktu. Genelde oluyordu yani Switch Direct'lerinde 3DS'ten de biraz bahsediyorlardı. O da olmadı. O da gidiyor. Yani artık el konsol yavaş yavaş piyasadan çekiliyor mu ne oluyor bilmiyorum. Ben de el konsol manyağı olarak üzülüyorum bu duruma. Neyse ama en azından Switch'in mini konsol çıkaracaklarını söylentiler var. Bu ne demek işte? Daha küçük, işte kutudan dock çıkmayan bir modeli galiba. Neyse konuyu değiştirmeyelim. PS Vita'dan devam edelim istiyorum. Oyun fiyatları zaten artmıştı. Konsol fiyatları da artacak. O yüzden yani hemen alın yani. Eğer bir PS Vita bulursanız piyasada falan almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bulun, alın yani. Oyunlarını da ucuza bulursanız onu da alın. Yani bu konsol güzel bir konsol. 3.70 biliyorsunuz son sürümü. 3.70'in üzerine sürüm çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Buna ne demek? Hankook'un daha da stabil olması anlamına geliyor. Bununla belki avunuruz bilmiyorum. Çünkü Wii U'da öyle oldu. Konsolu üretmeyi bıraktılar. Artık oyunu da çıkartmayı durdurdu Nintendo konsola. Ne oldu? İşte konsolun versiyonları artık çok böyle update'ler gelmedi versiyonlarına ve konsol kolay bir şekilde hackleniyor oldu. Bu da öyle olacaktır diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar sizin bu konuyla ilgili düşünceniz neler? Gerçekten koskoca bir dev Sony mükemmel bir cihazı öldürdü ve gözümüzün önünde de yok etti. Tarihe gömdü. Gerçekten buna şahit olduk. Değişik bir şey. Bilmiyorum Sony artık bu piyasaya girer mi? Yani Switch'in şu çıkarttığı hibrit konsol mantığı gerçekten Sony'yi belki piyasada o tarz bir şey çıkartmasını iter. Bilmiyorum hani nasıl düşünüyorsunuz siz. Bir el konsol düşünün. Hem Sony'nin oyunlarını oynatabiliyor, eksklusif oyunlarını. Hem de böyle ne bileyim televizyona falan bağlayıp PlayStation 4 kalitesinde oyunlar oynuyorsunuz. Bence güzel fikir. Hani Sony böyle bir şey yapar mı bilmiyorum. Sonuçta PS Vita'na bayağı dili yandı. Yaparsa da değişik olur ama yapacağını da pek düşünmüyorum. Biraz PlayStation 5'e konsantre olup o cihazı üzerine yoğunlaşacaklar bence. PS Vita'nın da ölüm sebebi oyunlar, fiyatları ve memory kartı olduğunu düşünüyorum. PS Vita'yı seviyorum. Gördüğünüz gibi Game Boy oyunu oynuyorum şu anda PS Vita'da. Gerçekten bu da güzel bir şey. Ergonomik, zarif, güzel bir cihazdı. Sizin de bu konuyla ilgili düşünceniz neler? Onları paylaşmanızı istiyorum. Uygun piyasada bulursanız da kaçırmayın, alın diyorum. Bu arada Nintendo Switch'in de çıkışının ikinci yılıymış. Bununla ilgili de bir tane video yapacağım bu hafta. Bunu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.